Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Alternatifine kanalına hoş geldiniz. Bugün IP adresi nedir? IP adresi nasıl değiştirilir? Ve IP adresimizi nasıl öğrenebiliriz? Gibi soruların cevaplarına birlikte bakacağız. IP adresi arkadaşlar, şöyle anlatayım. İki tür IP adresi vardır. Bir tanesi bizim private, yani kişisel IP adresimiz, bir tanesi de public, yani internete çıkarken kullandığımız IP adresidir. Neden iki tane arkadaşlar bunlar? Şimdi öncelikle onu cevaplayalım. Birincisi, modemimiz ağımızdaki bilgisayarlarımıza bir IP adresi verir. Fakat biz herhangi bir siteye girdiğimizde Google, işte Yahoo vesaire, YouTube gibi herhangi bir siteye girdiğimizde bu IP adresini modemimiz dönüştürür ve public IP olarak internetteki sitelere gireriz. İnternetteki siteler statik IP adresi kullanırlar genellikle ve IP adresimiz onlar tarafından görülebilir, o siteler tarafından. IP adresini bu şekilde anlatalım. Yani iki çeşit IP adresi vardır. Şimdi IP adresimizi nasıl öğrenebiliriz? Şimdi bunun için öncelikle arkadaşlar bilgisayarımızdan cmd yazarak komut satırını açıyoruz ve yönetici olarak çalıştır diyoruz. Girdikten sonra buraya ipconfig yazıyoruz. Yani config şeklinde. Yazdıktan sonra şöyle biraz yaklaştırayım. Evet. Yazdıktan sonra Enter'a basıyoruz. Şimdi burada bir sürü şey yazıyor ama önemli olan, bakın, Wireless LAN Adapter. Yani bizim Wi-Fi'miz. Peki buradaki IP adresimiz hangisi? Şu buradaki önemli olan adres şu arkadaşlar. Bakın, IPv4 adresi yazan bölüm, yani şu. Burada 192.168.1.5 yazıyor. Fakat arkadaşlar, gizlememiz gereken IP adresi bu adres değil. Dikkat ederseniz şurada da varsayılan gateway, bakın default gateway diyor. Bu gateway dedi arkadaşlar, bizim aslında bir tam eşik gibi oluyor. Yani evimizin kapısının eşiği. Kapı gibi düşünebilirsiniz bunu. Peki ne demek bu? Bu şu arkadaşlar. Bu 192.168.1.1 bizim modemimizin markasına göre, bu genelde son kısımları değişebilir. 0 olur, 2 olur, 3 olur. Önemli olan arkadaşlar, buradan girdiğimizde modemimizin içine, çünkü bize bir internet sitesine girerken IP adresini atayan cihaz modem aslında. Modemimiz veriyor. Ona da servis sağlayıcımız veriyor. Modem sadece burada bir dışa açılan kapı. Peki bu IPv4 adresi dediğimiz adres ne arkadaşlar? Bu bizim private adresimiz. Yani kişisel IP adresimiz. Yani bunu öğrenen birisi bir şey yapamaz arkadaşlar. Herhangi bir şekilde hackleme durumu olmaz. Fakat bir de şöyle göstereceğim size. Bunu kapatıyorum arkadaşlar. Bir de herhangi bir internette IP adresim nedir diye yazdığınız zaman sitelerde size bir farklı IP adresi göreceksiniz. İşte 65 ile 70 ile vesaire başlayan. Şöyle girelim. Ben tabii orayı kapatacağım arkadaşlar güvenlik amacıyla. Bakın gördüğünüz gibi burada 8 ile başlayan bir IP adresi veriyor gördüğünüz gibi. Peki bu IP adresi arkadaşlar benim internette gezerken kullandığım IP adresi. Az önce gördüğünüz 192 ile başlayan. Bu benim genel, yani kamuya açık olan diğer siteler tarafından görülebilir adresim. İşte bu adresi arkadaşlar herhangi bir yerde göstermememiz, paylaşmamamız gerekiyor. Bunu bu şekilde anlatayım güvenlik açısından. Peki.
Şimdi arkadaşlar IP adresimizi nasıl değiştirebiliriz sorusuna bakacak olursa. Bunun için Windows 10 kullanıyorsanız da, yani Windows 10'da da, Windows 7'de de, Windows 8'de de aynı. Şuradan wireless işaretine gelip arkadaşlar sağ tıklıyoruz ve ağ ve internet ayarları öğesini açın diyoruz. Buradan arkadaşlar bağdaştırıcı seçeneklerini değiştir diyor, bakın en üstte. Burayı tıklıyorum. Bakın burada benim Wi-Fi'min adı gözüküyor. Buradan sağ tıklayıp özellikler diyorum. Ve arkadaşlar bakın şurada internet protokolü sürüm TCP IPv4 diyor. Bunu tıklayıp özellikler diyoruz. Bakın burada benim DNS ayarlarım var. Ama bizim için önemli olan şurası arkadaşlar. Aşağıdaki IP adresini kullan deyip buradan statik bir IP adresi de kullanabiliriz. Bakın. Tabii buraları da doldurmanız gerekecek. Gördüğünüz gibi buradan istediğiniz bir IP adresine geçebilirsiniz. Ama üst kısım, yani otomatik olarak bir IP adresi al derseniz modeminizi her açıp kapattığınızda internet servis sağlayıcınız, yani işte Vodafone olabilir, Türk Telekom olabilir, Turkcell olabilir, Super Online olabilir, fark etmez. O size otomatik bir IP adresi atar arkadaşlar. Ve IP config bölümündeki adres değildir o. O sabittir arkadaşlar. O sizin kapı numaranız gibi bir şeydir. O değişmez. Fakat dışarı çıkarken, evinizden dışarı çıkarken modeminizi her açıp kapattığınızda sizin internetteki IP adresiniz değişecektir. Bunu da bu şekilde özetlemiş oldum. İnşallah aklınızdaki sorulara yanıt verebilmişimdir. Sorularınız olursa arkadaşlar elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım sizlere bu konuda. Video umarım işinize yaramıştır ve beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlar like butonuna basmayı ihmal etmeyin ve hala abone olmadıysanız kanalıma lütfen abone olun. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.